Nerede kaldık? Yok ya. Lütfen bana sen de. Televizyon programı ha. Genç Başarı programına konuk olduk. Konuk olduk dedim. Bir arkadaşım hakikaten genç ve başarılı olduğu için programa davet edildi. Ben, bir iki iş arkadaşımız, bir iki ustamız, karikatür çizdiğimiz dönem. Onun iş arkadaşları olarak davet edildik. Mesai arkadaşları. Biz o kabiledeniz. Mesailer. Belgesel izleyenler bilir. Ve öyle bir program ki, yani formatı şu, bir asıl konuk olacak, o gelip oturacak, onun eşi, dostu, akrabası, işte bir dönem seviştikleri çağrılacak ve ona sürpriz yapılacak. Denecek işte, bakın size kimleri çağırdık. Zzzt, siktir, naber? Çok sürpriz oldu hakikaten falan diye. Külliyen yalan bir program. Çünkü sürpriz değil. Çünkü aynı arabayla gidiyorsun stüdyoya. İçeri diyor ki sürpriz oldu değil mi? Değil. Çocuk yalan mı söylüyor? Ha ben bunları görmedim. Bagajdaydılar bunları görmedim. Sürpriz değil, yalan. Bu programları sevmem ben. Çünkü tatsız bir yanı daha var. İnsanların geçmişini böyle dideleyip garip simalar çağırırlar habersiz. Lezzetli bir sohbet olsun diye ama mümkün değildir ki çünkü geçmişten gelen kimse her zaman beraberinde güzel şeyler getirmez. Yani yalnızca bir televizyon programı olarak değil, günlük hayat için de öyle. Yani 20 sene evvelki ahbabını şu anda görmek sana her zaman keyif verir mi yani? Ne ki bu? Bazıları muhabbet bittiği yerden, kaldığı yerden devam eder. Öyle tuhaftır ki. İlkokul arkadaşını görürsün, aa kurdeleyi çıkarmışsın. Oha yani yuh. Böyle şeyler oluyor. 20 sene evvel komşu amcaya mandolin çalan bir çocuksun. Şimdi değilsin. Bunun üzerine konuşulmaz. Saçmadır yani. O adam seni hep öyle hatırlar. Hatırlıyor musun? Çalıyordun ya. Hatırlamıyorum. Bıraktım ben mandolini. Karı satıyorum ben. Çok değil. Şimdi ekstrem örnek verdim ama yani olumlu da yol kat etmiş olabilirsin. Hiç önemli değil ama o adamın gözünde mandolin çalan herifsin. Bitti. Kamil amca biz daha sonra NASA'ya girdik ailece. Ay'dayız şu anda, kolonide yaşıyoruz. Yok yok, mandolin güzeldi böyle. Aman hadi be. Tuhaftır. O programlar böyle işte ölmüş akrabaları falan çağırırlar ya. Adam gelir böyle gözünde kurt vardır ya böyle. Küçükken çok yaramazdı bu. Sen de ölmüşsün. Ben sana bir şey diyor muyum? Öğretmenleri falan çağırırlar. Bu sizin liseden fizik hocanız bana. Ha merhaba. Ne yapacağım ben şimdi? Bu yaştan sonra bana kanaat notu verecek değil ya. Ben dönem ödevimi teslim etmişim. Daha da görmek istemiyorum. Çağırırlar falan. Ne tuhaftır. Şu geldi, bu geldi falan diye. Lezzetsizdir. Biz o nedenle korkuyoruz. Birinci korkumuz zaten TRT'de dedim ya, dil konusunda bir hassasiyet var. Dedik ki işte mahcup olmayalım, temkinli olalım arkadaşlar falan diye. Erdil Yaşaroğlu genç ve başarılı karikatürist olarak asıl konu oturacak. Biz gelip yanına oturacağız. Diyecekler ki nasıl biliyorsunuz? İyi biliyoruz diyeceğiz. Gömecekler bu. Allah'tan çok teferruatlı bir sohbet değil. Neyse biz toplaştık gittik işte TRT'nin İstanbul'daki, Ulus'taki stüdyolarında. Girdik TRT binasına. İçeride bir danışma var. Danışalım diye yapılmış böyle bir banko var. Bankonun arkasında bir amca duruyor. Biz de bankonun önünde durduk. Yalnız adam biz bankonun arkasındayız, o önünde zannediyor. Yani bize bir şey danıştı, danışacak. Öyle bakıyor yani. Ne? Dedi ki amca sen sabittin, biz geldik bir sonra. Biz danışacağız. Adam çok yorgun. Yani bir tek maaş alıyor. Yorgun yani, maaş alırken yoruluyor yani. Parayı sayarken yoruluyor. Başka bir işi yok yani. Dedik işte şu programa geldik, ne yapmamız gerekir falan. O sessiz duran adam yaratıkmış. Kustu oraya. Bezelyelerle oturun yazdı. Biz onu okuduk oturduk. Bak bakayım şu menemenle ne yazmış herif diye. Adamın kompozisyonuna bakıyoruz. Yazık, bir iki de imla hatası yapmış.
Yüzüne vurmadık tabii. Patateslerle düzelttik falan. Bu cevval bir şekilde açtı telefonu. Genç başarı programına geldiler. Heh, evet, evet. Gençler, hı hı. Başarılı. Rılı, evet. Tamam, hadi bak, tamam. Kahmahayım dedim. Şimdi biz TRT'de çok düzgün bir Türkçe konuşuluyor, aman dikkatli olalım derken böyle bir adamla karşılandı. Kahlan falan diye. Şive komiği yapmak için söylemedim, bu tonda anlatmıyorum. Ben çok mu düzgün konuşuyorum ki adamı eleştireyim, öyle değil. Adam bağırıyor bize. Ve bizi öyle bir transa soktu ki adam istese vereceğiz böyle. Bağırınca biz dağıldık. Yani kalk kalk, otur otur falan. Beni tamamen geç. Ben 19 yaşındayım, daha yani 2 senedir karikatür çiziyorum o dönem. Ama yanımızda 19 sene karikatür çizmiş ustalarımız var. Onlar da ne oluyor lan oldu. Yani kalk lan falan deyince. Tezat enteresan, ki enteresan olmasa tezat olmaz. Şimdi kalkın bokayımdan sonra bir adım atıyorsun, dünyanın en kibar Türkçesi konuşuluyor. İnsanlara soyadlarıyla hitap ediliyor falan. İşte Sayın Yılmaz, Sayın Yaşaroğlu. Korkarım soruma yanıt alamadım falan gibi. İnsan şunu düşünüyor, ulan madem o kadar Türkçe biliyorsunuz amcayı niye kurtarmıyorsunuz? Bir adım ileride herif can çekişiyor. Ve burada dil değişiyor, tam meridyene denk gelmişiz demek ki. Çok kibar konuşuyor ve hani alışmamış götte dondurmaz dedim. Şimdi Sayın Yaşaroğlu falan diyor, biz bakıyoruz kim geldi acaba? Böyle bir durum var. Gazi Yaşargil mi geldi falan.